merhaba. Ben Tuğçe Doğar ve bugün sizlerle Winter Doodles yani kış ikonları yapıyor olacağız. Belki hatırlayanlarınız var da bunun yaz versiyonunu da yapmıştık ve çok iyi bir işkence yöntemi olduğunu düşündüğüm için arayı açmadan hemen kış versiyonunu da yapmak istedim. Bu videoda sohbet edeceğimiz konuyu Instagram'da sizlerle beraber seçtik. Ve sizden en çok oy alan konu, double'ları alalım lütfen. Yaratıcılığı geliştirmek konusu oldu. Bu arada bu video biraz daha ciddi video olacak genel videolarıma göre. Onun için şimdiden sizi uyarayım. Böyle yardıra yardıra konuşuyor olacağım. Şunu da belirtmek istiyorum ki buradaki yaratıcılıktan kastım tanrıcılık oynamak değil, sıfırdan bir şey yaratmak değil. Daha çok olan şeylere harmanlama sanatı. Şöyle bir gerçek var ki hiçbirimiz Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Nasıl ki ünlü bir şef aynı malzemelerle harika yemekler yapıyor. Bir müzisyen aynı notalarla aklımızı başımızdan alacak besteler yapıyor. Aynı boya her sanatçının fırçasından farklı değil. Yerler yaratıyor. Aynı çamur her heykeltıraşın elinden farklı bir elmasa dönüşüyorsa. İşte bunun sebebi o kişilerin harmanlama sanatında usta olmalarıdır. Ve bugün bu yolda daha verimli ilerlemeniz için size kendi hayatımda etkili olduğunu düşündüğüm ve aslında genel geçer doğrulara dayanan 5 tane tüyo vereceğim. Konuya başlamadan önce size şunu da belirtmek istiyorum ki yaratıcılık bir yetenek değildir. Herkesin içinde aslında doğuştan olan bir şeydir. Sadece kimimiz daha çok kullanıp bunu bilerken kimimiz de kullanmayıp körartıyoruz. O zaman başlıklarımızdan ilkiyle başlayalım. Birinci maddemiz, kendiniz olun. Ne kadar klişe geliyor değil mi aslında kulağa? Kendin ol, kendin gibi davran. Herkes aslında bunu hayatında en azından bir herhalde 100 kez falan duymuştur. Ama tam olarak belki derinlemesine oturup düşünmemişizdir. Şöyle bir gerçek var ki her birey özel ve özgündür. Ama yaşadığımız toplum daha çok bizi tek tipe indirgemek üzerine kurulmuştur maalesef. Çünkü insanlar farklı olanı sevmez, farklılıklardan korkarlar. Onun için herkesin birbiriyle aynı olmasını isterler. Farklı bir şey gördüklerinde bunu dışlama eğilimindedirler. Ki biz de öyleyizdir. Düşünsenize bizden farklı olanı genelde istemeyiz. Bizi korkutur o. Bize çekici gelmez. Garip gelir. Kabullenmekte çok zorlanırız. Ve bu genelde biz çocukken maruz kaldığımız bir şeydir. Uçsuz bucaksız olan hayal gücümüz genelde işte etrafımızdaki büyüklerin bu böyle olmaz, bu böyle çizilmez, bu böyle söylenmez, bu şekilde olmaz diye bizi soktukları genel kalıplar vardır. Ve bu kalıplar genel olarak bizim hayal gücümüzü, dolayısıyla da yaratıcılığımızı çok kısıtlarlar. Ve bunu yapan insanlar genelde en yakın çevremizdeki insanlardır. Ama onlar bunu kötülük olsun diye yapmazlar. Sadece kendi bildikleri doğru olduklarına inandığı için bizi de o yöne yönlendirmeye çalışırlar. Halbuki şöyle bir şey var ki bir şeyi güzel yapan, bir kişiyi özel yapan onun farklılıklarıdır. Düşünsenize tüm dünya tek tip olsaydı, tüm binalar tek tip olsaydı, tüm insanlar tek tip olsaydı ne güzelliği kalırdı ki yaşadığımız dünyanın. Şöyle konuyu genel bir toplayacak olursak gerçekten ne istediğinizi, gerçekten nasıl ilerlemek istediğinizi bulana kadar kendinizi olabildiğince didikleyin, kendinizi olabildiğince keşfedin, kendi potansiyelinizin farkına varmaya çalışın. Çünkü her insanın farklı bir alanda bir potansiyeli vardır. Çoğumuz maalesef bunu keşfetme şansını elde edemiyoruz. Çoğu potansiyel farkına bile varılmadan ölüp gidiyor. Onun için iyi yanlarınızı ve zayıf yanlarınızı keşfedin. Bu konuda kendinizi geliştirmeye çalışın. Geliştiremediğiniz noktada kendinizi kabullenin, sevin. Ve kendinizin daha iyi bir versiyonu olmaya çalışın. Başkasının değil. Siz hep siz olun. Başkası olmayın. Zaten olduğunuz gibi emin olun ki çok güzel ve çok özelsiniz. Gelelim ikinci başlığımıza. Yeniliklere aç ve açık olun. Benim çok sevdiğim bir laf vardır. Aynı şeyi tekrarlayıp farklı sonuç bekleyemezsin diye. Ne kadar doğru bir laf değil mi? Ama biz genelde hayatımızda bunu çok yaparız. Çünkü şöyle bir şey var ki beyin düzeni sever. Beyin bilindik ve kolay olanı ister. Değişikliğe direnir. Tembelleşir zamanla. İşte bu da yaratıcılığın önünde duran çok büyük bir engeldir. Ama merak etmeyin, bu değiştirilmesi çok zor bir şey değil. Çok büyük değişiklikler yapmanız gerekmiyor hayatınızda. Çok minik egzersizlerle bile büyük değişiklikler yaratabilirsiniz. Mesela şöyle başlayın. Bugün çayınızı ince belli bardaktan değil de kupadan için. Bugün markete giderken her gün kullandığınız yolu değil de bir yandaki yolu kullanın. Eve gittiğinizde kitaplarınızı boşaltıp değişik bir şekilde tekrar yerleştirin. Bazı hoşunuza gitmeyen alışkanlıklarınız varsa bunları hayatınızdan çıkartmaya çalışın. Siz hayatınıza değişikliklere yer açtığınızda değişiklikler olmaya başlayacaktır zaten. Bunun yanı sıra olabildiğince merak edin, soru sorun, korkmayın, kaçmayın. Size değişik olan, sizden farklı olan, size uzak olanı didikleyin. Hani demiştim ya size yaratıcılık bir harmanlama sanatıdır diye. Bu harmanı kullanmak için ne kadar çok değişik veriniz varsa işte o kadar usta eserler yaratabilirsiniz.
etrafımızda öğrenecek o kadar çok şey var ki, o kadar çok kitap, o kadar çok film, o kadar çok müzik, o kadar çok insan var ki tanıyacak. Hepsi bize çok fazla şey öğretebilecek dataya sahipler. Bizim tek yapmamız gereken yeni şeylere açık olmak, bunları kabul etmek, bunları öğrenmeye, anlamaya çalışmak. Bu aynı şey gibidir. Soğuk bir kış gününde evinizde koltuğunuzda oturuyorsunuz, yanınızda pencereniz var ama camı açmıyorsunuz çünkü dışarısı soğuk, değil mi? Neden açasınız? Ama bazen o camı açmak gerekir ki içeriye birazcık temiz hava girsin diye. Siz de hayatınızda zaman zaman bunu yapın. Gelelim üçüncü konumuza. Mantık aramayın. Evet, sanki bir askeri okula yazılmışsınız da şu an teminiz olarak size konuşuyormuşum gibi oldu birazcık. Ama şu var ki kalıplaşmış mantık yaratıcı gücün önünde duran çok büyük bir engeldir. Çünkü bize çok fazla sınırlar koyar. Yani eğer konunuz sınırları zorlamaksa, özgün olmaksa, orijinal olmaksa, yenilikse, değişiklikse mantık bu konuya dair olamaz. Sanatta doğru ya da yanlış diye bir şey yoktur. Güzel de çirkin diye bir şey de yoktur. Bunlar çok öznel kavramlardır. Çok büyük kalıplardır ve büyük kalıplar hayatımızda çok büyük sınırlar çeker. Aynı siyah ya da beyaz olarak yaşamak gibi. Küçükken ben daha nettim. Çünkü aradaki gri tonların aslında ne kadar güzel olduğunun farkında değildim. Kötüymüş gibi gelirdi bana net olmayan şeyler. Ama esas hayatın güzelliği o aradaki tonlar, o tonların çeşitliliğinde gizli. Onun için siz de kendinizi kısıtlamadığınıza emin olun. Zaten biz çocukken hani ağaç öyle olmaz, ev böyle büyük olmaz, gökyüzü mavidir, başka renk olmaz diye o kadar tek düzeleştirildik, o kadar baltalandık ki. Hatta şu an kendimize de bunu çok yapıyoruz. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak zaten kendimizi sürekli baltalıyoruz. Onun için bunu bu şekilde devam ettirmemek için hayal gücünüzü serbest bırakın. Bırakın ki size gözünüze baktığınızda göremediğiniz diyarlar göstersin, sizi alıp başka dünyalara götürsün. Siz bunu yapamıyorsanız açın güzel bir kitap okuyun, fantastik bir film izleyin, bakın başka insanların hayal güçleri nerelere gitmiş, ne kadar zorlamış ki. Bu da size ilham versin, ilham olsun. Kendinize sınırlar çizmeyin, sınırlar koymayın. Bu böyle olmaz ki, şu şöyle olmaz ki demeyin. Sürekli neden olmasın ki diyerek ilerleyin. Bu sizin mottonuz olsun yaratıcı süreçte. Gelelim dördüncü başlığımıza. Kaygılarınızdan arının. Benim için şöyle bir şey vardı ki ne zaman bir çizimi birisine göstereceğimi bileyim, onunla bir not alacağımı ya da birisinin o çizim hakkında bir şey söyleyebileceğini bileyim. Bu beni çok büyük bir stres altına sokardı ve genelde çok kötü işler çıkartırdım bu stresten dolayı. Çünkü çok kaygılanırdım. Kabul edilmemekten, beğenilmemekten, hata yapmaktan, çirkin bir şey ortaya çıkarmaktan. Ama zaten bu çok insani bir duygudur. İnsan oğlu kabul görmek, uyum sağlamak, takdir edilmek ister. Bu hepimizin içinde az çok olan bir duygudur. Ama bazen bu isteğin sınırları öyle genişler ki sırf kabul edilmek, sırf kabul görmek için bir şeyler yapıyor, hayatımızı yaşıyor oluruz. Kendimiz gibi değil de sanki insanların bizi görmesi istediği kişi olmaya adarız hayatımızı. Bu herhalde kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülüklerden biridir. Eğer siz de hayatınızın bazı noktalarında böyle olduğunuzu düşünüyorsanız hemen frene basın ve kendinize şunu hatırlatın. Sen kimsenin seni zorladığı kişi olmak zorunda değilsin. Herkes seni sevmek zorunda değil. Herkes seni takdir etmek, beğenmek ve onaylamak zorunda da değil. Sen iste, sen sev, sen onayla, sen kabul et. Bu zaten yeter. Bu arada ben burada kimseyi takmayın, sadece kendi düşündüğünüz önemli demiyorum. Sadece kendinizi takın diyorum. Başkalarının ne istediğini önemsediğiniz kadar, en azından onun kadar kendi ne istediğinizi, kendi ne düşündüğünüzü de önemseyin. Zaten bunu yapmaya başladığınızda kaygılarınız azalacak, beklentileriniz düşecek, hayal gücünüz de prangalarından kurtulup gerçekten sizin içinizden geldiği şekilde hareket etmeye başlayacak. Şunu unutmayın ki sizin hata yapmaya hakkınız var, denemeye hakkınız var, yanılmaya hakkınız var. Güzel şeyler yapmaya, çirkin şeyler yapmaya, doğru ya da yanlış diye adlandırılan şeylerin hepsini yapmaya, keşfetmeye, taklit etmeye, gelişmeye, gerilemeye, koşmaya, durup dinlenmeye her şeye hakkınız var. Sanmayın ki o gördüğümüz büyük sanatçılar her zaman şaheserler yaratarak ilerlediler. Onlar da düştüler, kalktılar, buhrana girdiler, sevindiler, mutlu oldular, hata yaptılar, tekrar denediler, tekrar çabaladılar ve tekrar yanıldılar. Zaten hayatın döngüsü bu şekilde. Düşe kalka sürekli ilerleyeceğiz. Siz de kendinize bu hakkı verin. Bir işe başladığınızda ya yapamazsam kaygısının yolunuzda durmasını kesinlikle izin vermeyin. En kötü ne olabilir ki diye düşünüp kaygılarınızdan arınıp kendi istediğiniz şekilde, size en uygun olduğunu düşündüğünüz şekilde ilerlemeye çalışın. Gelelim 5. ve son başlığımıza. Gözlem yapın. Bunu sona sakladım çünkü maalesef ki gözlem gücü çok azımsanan bir güç.
Hepimiz bakarız ama baktığınız şeyi görmek çok ayrı bir meziyettir. Çoğumuz mesela 2 dakika önce açıp da içeri girdiğimiz kapının rengi sorulsa bilemeyiz ya da sırt çantamızın dokusu nasıldı desek bunu tarif edemeyiz. Kanepenin ayağı, çamaşır makinesinin tuş takımı, duvardaki resmi, çerçevesi, tişörtünün işlemesi derken aslında her gün gözümüzün önünde olan şeyleri birisi bize sorduğunda tam olarak tasvir edemeyiz. Çünkü biz hep bakarız ama görmeyiz. Çizim yaparken de ister inanın ister inanmayın ama çizimi yapmaktan çok çizdiğimiz şeye bakmaktır önemli olan. Bize öğretilmeye çok çalıştı bu. Özellikle lise hocalarımız her zaman 10 kez bak, 1 kez çizgi at derlerdi. Evet bunu anlamam ve hayata geçmem zaman oldu ama hayatıma geçirdiğimden beri gerçekten çok işime yarayan bir yöntem. Şöyle düşünün sanki beynimizde yaratıcılık diye bir kutu var. Bu kutunun içi boş ve siz oraya güzel gelen, hoşunuza giden, size özgün gelen, ilginç gelen, değişik gelen bir sürü veriyle dolduruyorsunuz. Okuyorsunuz, müzik dinliyorsunuz, seyahat ediyorsunuz, gözlem yapıyorsunuz, yeni bir insanla konuşuyorsunuz. Her şey, hayatınızda elde ettiğiniz tüm verileri o kutunun içine dolduruyorsunuz. Buna işte bir kuşun uçuşundan, bir arabanın fren yapmasına, bir dalın sallanmasına, bir yaprağın yere düşmesine kadar her şey dahil. Ve bu kutuyu zengin bir şekilde doldurmamız için de iyi gözlem yapıyor olmamız lazım. Hani boş böyle düşündüğümüzde bulanık bulanık kalan değil de daha net olan imgelerle doldurmamız için iyi bakmamız, detaylarını incelememiz, malzemesini anlamaya çalışmamız, üstündeki ışığı nasıl yansıdığının, o objenin gölgesinin nasıl düştüğünün, kenar keskinliğinin ne kadar fazla olduğuna kadar anlayarak, anlamlandırarak bakmamız lazım. Hani bunu da tam nasıl yapacağız derseniz şöyle düşünün. Karşınıza daha önce hiç görme yetisi olmamış bir insan var. Ve size diyor ki bana kurumuş bir yaprağı tasvir eder misin diyor. Ve siz o kişiye kurumuş bir yaprağı öyle bir tasvir edeceksiniz ki o kişi onu beyninde canlandırabilsin. O yaprağın şeklini, kırılganlığını, renklerin geçişini, dokusunu, üstündeki damarlarına, kenarındaki kırılmış yerlerine kadar tasvir edebilecek halde olmanız gerekiyor ki bu sizin yaratıcılık kutunuz doğsun da taşsın bile. Bu aynı şey gibi. İçinde binlerce baharat olan bir mutfak düşünün. Nasıl ki siz bu mutfakta çok daha çeşitli ve çok daha lezzetli yemekler yapabilirsiniz. İşte sizin beyniniz de bu mutfak gibi. Sizin bunu olabildiğince değişik baharatlarla doldurmanız gerekiyor ki zenginleşsin. Çeşitlendirin kendinizi. Olabildiğince çok çeşitlendirin. Belki fark etmişsinizdir. Ben bu kanalda kuru yapraktan kahveye herkesin rahatça ulaşabileceği malzemelerle bir şeyler öğretmeye çalıştım ki size de gösterebileyim. Yaratıcılık aslında ne kadar elimizin altında. Yaratıcı olmak için, bir şeyler üretmek için çok fazla malzemeye ihtiyacımız yok. Hatta ve hatta bence hayal gücü yoklukta çok daha güzel gelişen bir şeydir. Siz de bugün şu boyam yok, şu malzemem yok, bunun yok diye düşünmeyin. Bakın YouTube'da da çok güzel videolar var böyle geri dönüşüne neler yapabileceğinize dair. Eve gidin, evinizde şöyle bir tur atın ve evinizdeki objelere gerçekten alıcı gözle bir bakın. Alüminyum folyoya bakın, gazeteye, banta, çalıya, toprağa, dantele, kahveye, makarnaya, pet şişeye ne varsa bir bakın, bir elinize alın, elinizde bir evirip çevirin onu ve acaba ben bundan ne üretebilirim, bunu neye dönüştürebilirim diye düşünün. Bir zorlayın, bir hayal gücünüze bir yem atın, bakalım sizi ne kadar şaşıracak. Burada videomuzun sonuna gelmiş buluyoruz. Video boyunca bayağı böyle gaza gele gele konuştuğumu farkındayım. Böyle bu azimle, tutkuyla konuştuğumu farkındayım. Umarım size yararlı olabilecek şeyler verebilmişimdir. Umarım videoyu izlerken ve dinlerken eğlenmişsinizdir. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.